güzel bir insan, standartlarına yakınsa standartları, daha güzel ve daha zarif olması için özel bir insan. Ama doğal insan kendisi standartlara göre çirkin bir insansa, bu önemli bir şey. Yani zaten ondan zarif ve güzel olacağı, beğenemeyeceği için o etkin. Bu dünyanın insanlığın en büyük istiyorsan. Yoraklısın. Tabii ki zaten güzelse baştan hem güzel ve zarif oluyor o. Ama o güzel doğduğu için güzel ve zarif olmuyor. O standartları olduğu için, o eğitim olduğu için güzel. Bir erdem gibi söylüyor güzel. Ama aslında erdem olamıyor. Yani bunun tabii şeyi de var. Zarar verdiği başka boyut da var. Aynı nedenle ama başka türlü. Meksika'da sınır bölgesinde işte öldürülen ve cesedi bulunan 400 kadın ama işte öldürülen ve cesedi bulunmayan neredeyse 200 kadın hepsi yerli. Yani onların da öyle bir nedeni oluyor. Aynen. Evet. Hepsi o güzelliği bozmak istermişçesine bedenleri kırılarak, bölünerek bırakıyorlar. Yani garip garip şekillerde bırakıyorlar. Bir de öyle bir şey var yani, tabii ki. Kim bilir neler istiyorlar yani, bu hale gelmeden. Bir şey düşünsene. Çünkü takıldın, işte seks. Ama çünkü baştan bir adaletsizlik var yani. İnsanlar birbirine önem veriyorlar falan. Bir yandan da yok etmek istiyor çünkü. Senin benim elimizde ki bu. Elinde kazanabildiği şeylere karşı hissettiğin kıskançlık başka bir boyuttu. Ama doğuştan, genlerinden sana gelen bir şeyi değiştirme şansı yok. Tamam işte estetik cerrahi bilmemeleri yapmaya çalışıyorlar bir şeyler ama istediği sonuç yine alınmadı. Yani öyle bir adaletsizliği. Peki ben biraz daha karşılaştırmak istiyorum. Aynı değiştirememe hali, aynı adaletsizlik. Bunlar da ödül değil mi? Bedel gibi. Tabii işte gibi. Çünkü insanda o adaletsizlik yok etme arzusunu da uyandırın demek istiyorum. Sahip olmak için onlara da sahip olmak da zorunda yok. Sahip olmak da yok etmek istiyorum. Nesta. Ya şeye çok kafamı taktım ben. İnsanların yakalanma biçimiyle öldürme ne kadar başlarından geçirilen onca şeyin ne olabileceğinin resmine dair ve kabus görmeye başladım bir ara. Yani tonla şey var içinde ama sayılar inanılmaz. 4 yıl içinde, 5 yıl içerisinde 2000 kadın aynı yerde ve tek bir sanık bile yok hala. Ama başka yerler de var. Dergisel var yıllar önce. Sen izlemişsindir onu. Avcı mı? İnsan artık. 3-4 tane onu böyle bırakıyorlar. Onlara. Yine de onlarınki bu kızların yaşadığından çok daha şey. Kabus olsa bile. Aşkım karşılaştıramazsın bunları. Zaten görece şeyler ama yani yok eden şey aynı şey. İnsana bakan kaynak aynı kaynak. Orada güzel diye bir şey yok ki. Yok. Ama al. Al. Orada da güçlülerini istiyorlar mesela. Gitgide gitgide onlar nasıl golfte golf oynarken handikap diye bir şey var. Ustalaştıkça daha zor şeylere gideceksin ya. Yani gladiyatörler gibi. Gitgide hepsi kullandıkları insanların yaşları gençleşiyor, daha güçlü oluyorlar, daha hızlı koşabiliyorlar. Seçiliyorlar yani o av objesi olmak için. En yaşlı, en başlarda kullanılıyor. Daha yeni öğrenmeye başlayanlar için. Onlar daha kolay çünkü avlıyor. Gitgide avın kalitesi artıyor. Yerinde, dibinde başka bir şey var. Sahip olamayacakları, doğaya doğdukları yerden asla kendilerine adil davranılmadığını düşünen insanlar.
güzel. Puse. Her ne kadar Meksikalı kadın olmalı. Hakan är jättefina släckor. Ah. Ja, man gör ju para kazanıyorlar bu sürü sizin akşam. Ben Hakan'da oraya özel çalışmanız Ukrayna'da. Yok da orada kız şey, ABD'ye geçmeye çalışıyor. Dinliyorum. Ödeyenler kızlar değil. Bir sonra dizi dinliyorum. Yani sence oraya ticaret mi var dışarıdan sürekli? Sence sen peki son kararı veren hepsini sistematik biçimde vücutlarına çok kırılarak, bozularak bırakılması kararında müşteriler mi yoksa onlardan sonra oradaki herifler mi yapıyor? Hepsi onları istiyor. Dünyanın tüm dört köşesinde erkekler toplamışız, o iş için oraya gidiyorlar. Onun parasını ödüyorlar. Kadın başına bilmem kaç bin dolar ödüyor. Bu kısmına vurgu yapılmıyor hiç, eğer böyle bir şey varsa. Ben bilmiyorum ama mantığı kullanırız anlayacaksın. Ticari. Onun için polis işin içinde. Onun için gazeteci işin içinde. Eşek gibi para kazanıyor. İnanılmaz bir şey. Aynı zamanda bütün diğer ülkelerden gelen insanların ülkelerinin de sorumlulukları bir şey. Bunun farkına varmadıkları, fark etmedikleri yerden. Sadece Meksika'nın sorunu olmaktan çıkartıyor. Aslında bütün dünya Tayland'a çok gitmekte. Ama çok fazla yardımcılar için yıllardan beri var olduğu için artık sistemin kırıldığı için Meksika'daki sırf bir bölge O zaman çok benziyor bu senin ablarına, Polis'in ablarına. Bunu şey yap. Mimi'yle otur konuş. Mimi. Tam da o San Diego ile şey arasında Meksika arasındaki sınır kasabasında oturdu 2 yıl boyunca. Orada kokain polislerden satın alıyorlarmış. Alma! Umarım Türkçe olsun. Türkçe polisten aldı yıllarca insanları. Böyle bir şey de var. Orada bir sürü kadın geliyor ya. Genç yerli güzel kadınlar. Bunlar işte kimisi artistlik yaparım, kimisi bilmem ne yaparım. Amerika'ya geçme derdinde. Çoğu ailesinden ailesinden kaçmış insanlar. Kendini korunma şey şansları yok. Süper değil mi? Amca gidiyor oraya. Koca bir çöl var. Ne istediğini yapıyor. Ticaret başka hiçbir şey. Ama orada mesela... Ya orada ticaret var bu ülkede ya. Çocuk kaçırıp organını alıp... Batı'daki insanlar kuyrukla sırada destekliyorlar. O zaman da şey gerekiyor. Onu düşününce şimdi dışarıdan insanlar geliyorsa, onları sunuluyorsa bu kurbanlar... Onlara sunulacağı yerin bir kalitesi olması gerekiyor herhalde bu müşterilere göre. Çölde sunmuyorlardır da orada klimalı bilinen bir bina vardır. Özel dehlizleri vardır, yer altındadır. Hasip. Orada bir sürü şeyler yaşıyorlar. Ailler yapıyorlardır onu böyle. Ama bence onların ölülerini de tezgahı kapalı bırakanların da müşterilerden gittikten sonra bu tezgahı düzenleyemezler. Orada garip bir şey var, damgalama var. Yani seni bozdum, çirkinleştirdim, üstelik hayat büyüyor. Yani sonsuzluğa seni böyle gömüyorum dediği bir şey var. Bozuk gibi gömüyorum. Olabilir. Çirkin gömüyorum dediği bir şey. Ama bence çok fazla ağdalaştırıyorsun sen olayı. Yani ben bu olayı senin kadar hüzünlü buluyorum, trajik buluyorum. Ama neticede bir insanı kullanma şekli. Bir tanesinde işte seks yaparak, iğren şeyler yaşatarak, ondan sonra öldürerek. Bir tanesinde çocukları sadece böbreğini çıkarmak için narkoz bile vermeden çarpıyor, çok böbreğini çıkarıyor. Yani çok uzun seneler boyunca hapis olunarak türlü çeşit işkenceler üstünde yapılan, ölümü deli gibi özleyen, bekleyen ama bir türlü öldürülemeyen bile insanların olduğu tabii ticaretler tabii olduğunu düşünüyorum. Aa, ticaret olarak hasikti. Bunu muayene etmiyorum. Mesela geçenlerde gazete haberlerini sunuyorsan ya. Hadi ya. 24 yıldır kızını şey yapma. Doğru. 7 tane doğru, çocuğuyla. Doğru. 7 tane çocuk doğurmuş o kadın. Onları torun diye tanıtmış. Dişleri dökülmüş. Saçları bembeyaz.
da üç tanesinin torunu diye şey oldu diye. Ne suç vardı? Frakülüren bir prater. Üç tanesi de kadınla beraber o şeyde 24 Bak. O da var, bu da var. Lanet olsun. Biliyor musun? Adama sorsan yani bugün belki hayatını kendisine şey diyecek. Bir pişman değilim diyor musun? Çok cümle onu hapsetmesin, onun başına bir şeyler gelecek. Yine çoğunlarsa yemeği yedi, önünde yemedi, arkasında gidecek. Şey, sırlı arkadaşım. Bağlarını toplatıp taşlatmasın. Hadi. Hadi. Kendi çocuklarım, kendi